Arkadaşlar hoş geldiniz. Maalesef az önce kaydettiğimiz video kaydedememişiz. Kabaca ben tekrarlamak durumundayım. Efendim hızlıca ama tekrarlayacağım. Az önce çok tekrar yapmıştım. Keşke o video kaybolmasaydı. Neyse. 20 saniyelik video kaydetmişiz. Yani 2 saat, 1,5 saatin üstünde ders yapmıştık. Efendim bu derste nakıs fiilleri zamir çekimlerine göre işleyeceğiz ve nakıs fiilleri bablara aktaracağız. Normalde nakıs zamir çekimlerini yapmıştık. Neyse. Peki nakıs fiil nedir? Fiilimizi yansıtması, temsil etmesi için fe, ayn, lam sembollerini kullanıyorduk. Feul fiil, aynul fiil, lamul fiil diyorduk. Lamul fiil yani üçüncü kök harfi elif, vav ya da ye ise biz buna nakıs fiil deriz. Elif hiçbir zaman bir kök harfine karşılık gelmez. Aslı ya vavdır ya ye'dir. Mesela rama bunun kökü ra, me, ye'dir. Feale vezinde türetilir. Buradaki lamel fiil yani üçüncü kök harf ya orijinalli olduğu için biz buna nakıs ya'yı da ise vav orijinalli olduğu için üçüncü kök harfi nakıs vavi deriz. Rama rama da ikisi de normalde feale vezindedir. Hani hatırlarsanız ecvef vavi, ecvef yai vardı. Henüz işlemedik ama misal vavi, misal yai var. Şimdi ise nakıs vavi, nakıs yai türlerini göreceğiz. Demek ki üçüncü kök harf elif olarak ister yatay ister dikey yazılsın. Kök harfi ya vavdır ya yağdır. Yani elif hiçbir zaman kök harfine karşılık gelmez. Tamam. Arkadaşlar, şimdi fiiller vavi ya da yai olur dedik ya. Evet. Nakıs vavi olduğunu bilmemiz bir fiilin ne işimize yarar veya nerede yarar? Sadece sülasi mücerret birinci bapta geldiyse bu bilgi işimize yarar. Birinci bapta. Peki birinci bapta gelmedi. O zaman yai gibi hüküm görür, işlem görür. Ya da ifal babı, tefil babı, mufaale babı hani baplara aktaracağız ya. O gibi yerlerde vavi dahi olsa yai imiş gibi hüküm görür. O yüzden bizim özellikle nakıs yai fiilinin çekim üzerinde durmamız gerekecek. Burada da yazdığımız gibi nakıs vaviler sadece birinci bapta gelen nakıs fiiller için geçerlidir. Diğer baplarda ya da sülasi mücerret dışındaki diğer baplarda nakıs yai hükmünü alır. Nakıs yai gibi bir işlem görür. Mesela dea fiili nakıs vavidir. Ama ihtiyar babına ya da başka bir baba aktardığımızda vavi oluşu unutulur. Yaiymiş gibi işlem görür. Aynı durum lefifler için, nakıs yayiler için de geçerlidir. Demek ki lefifler, nakıs yayiler ve birinci bab dışındaki nakıs vaviler ama birinci bab dışındakiler hepsi nakıs yayi gibi çekimleniyor. Şimdi az önceki derste de gördüğümüz gibi ya da Enes bilinçli olarak hata yaptı. Bizim bize söz söyleme hakkı kazandırmak için. Efendim biz Türk öğrencileri nakıs fiillere vav özellikle vav eklendiğinde kesinlikle çekimi yanlış yapıyoruz. Peki vav nerede gelir? Ketebe fiilinin çekimine bir bakınız. Ketebe, ketaba, ketebu, ketebet, ketebete, ketebne, ketebte, ketebtuma diye devam ediyor. Burada sadece vav
onlar zamirini söylerken, onlar zamirine göre çekimlerken vav ortaya çıkıyor. Ama muzari de onlar derken ya da siz derken müzekker, çoğul, akıllı. Hum yektubune, entum tektubune deriz. Vav ortaya çıkıyor. Emirde de entum zamir çekiminde uktubu şeklinde vav ortaya çıkıyor. Niye bunun özellikle üzerinde durdum? Çünkü nakıs fiillere vav zamiri bitiştiğinde bir ses değişimi olur. Onu anlatacağım. Bir de ye'ul muhataba diyorlar. Müenneslik muhataba yağısı. Bu mazi fiillerde karşımıza çıkmıyor. Ama muzari ve emir fiillerinde, enti çekimlerinde fiilin sonuna muhataba yağısı bitiştirilir. Bu da önemli. Çünkü biraz sonra anlatacağım temel kaidede nakıs fiillerin sonuna vav-ül cema'a, çokluk bildiren vav ve ya'ul muhataba, muhataba yağısı. Yani vav ve ye veya ya bitiştiğinde neler olur? Onu göreceğiz. Hemen kaidemize geçelim. Bu çok önemli. Bakınız, nakıs fiil çekimine başlamadan önce bu vav ve ye'den bahsetmek istiyorum. Çünkü bunu anlattım mı ötekiler de fazla problem olmaz. En çok hatayı da burada yapıyoruz. Bakın, kaidemiz şu. Nakıs fiillere, nakıs fiil neydi? Son kök harfi ile tarifi olan fiillerdi. Nakıs fiillere vav, vav-ül cema ya da ya muhataba yağısı eklendiğinde arkadaşlar tüm nakıs fiillerde şu meydana gelir. Üçüncü kök harfi, yani o lamel fiile karşılık gelen illet harfi otomatikman düşer. Düştükten sonra geriye kalan harfe bakıyoruz. Da, şu vav ya da ya bitişeceğinde, ki mazilere bitişmez, şu illet harfi otomatikman düşer. Otomatikman düşer. Düştükten sonra geriye kalan harfe, şu ayna, bakıyoruz. Fetalı ise dokunmuyoruz. Vav'ın üzerini cezimleyip telaffuz ediyoruz. Dav. Mesela rama. Bak, bu da, vavi, rama, yayı. Fark etmez. Vav bitiştireceğimizde şu illetli harfi düşürüyoruz. Aynı durum ya bitiştireceğimiz zaman da geçerli. Otomatikman düşürüyoruz. Düşürdükten sonra bakıyoruz mime. Mim fetalı mı? Dokunmuyoruz. Vav'ı cezimleyip telaffuz ediyoruz. Ramav. Aynısı yed'u fiili, muzarisi. Vav bitiştireceğimiz zaman lamel fiil, bu illetli harf otomatikman düşer. Ama düştükten sonra ayin, yani düşen harfin yanındaki harf. Harekesi fetalı ise, ama bu fetalı değil. Kaidemiz neydi? Fetalı ise efendim harekesine dokunmuyoruz. Ama fetalı değil. O zaman fetalı değilse vav'a bitiştirdiğimizde tamme, ye'ye bitiştirdiğimizde kesrayla harekesini değiştirip uzatıyoruz bir de. Bakın, vav'ı düşürdük. İllet harfini düşürdük. Sonra ayın fetalı değil. O yüzden vav bitiştireceğimiz için bu ayının harekesini ona uygun bir şekilde dammeliyoruz, uzatıyoruz. Yed'une. Bakınız, vav'ı cezimlemiyoruz. Yed'une demiyoruz. Yed'une. Mesela yer mi? Ye'yi otomatikman düşürüyoruz. Mimin harekesi fetalı değil. Fetalı olsaydı yer mev ne derdik. Ama fetalı değil. O yüzden vav'a uygun bir şekilde mimi harekelendirip, yani dammeleyip uzatıyoruz. Yer mu ne. Şimdi dav. Nasıl oldu bu? Tersten gidelim. Efendim, vav bitiştireceğimiz için elifi düşürdük. Ayın fetalı olduğu için dokunmadık. Vav'ın üzerini cezimledik. Telaffuz ettik. Dav. Dav. Ama yed'une de ne olmuş? Bakın. Efendim, vav'ı düşürdük. Ayın fetalı değil. Fetalı olmadığı için vav'a uygun bir şekilde harekelendirip uzatıyoruz.
Ud'u. Burada ne oldu? İllet harfi düştü. Ayin fetal olmadığı için vava uygun bir şekilde harekelendirilip uzatıldı. Mesela ramavu demişiz. Burada ne olmuş? Efendim illet harfi düşmüş. Ramavu. Rame. Sondaki illet harfi düşmüş. Mim fetal olduğu için harekesine dokunmuyoruz. Bitiştirdiğimiz vavı efendim cezimleyip telaffuz ediyoruz. Ramavu. Ramavu. Oysa Yermune'de ne olmuş? Yermune'de. Efendim normalde bu Yermi bu şekilde. Y'yi düşürüyoruz. Mim'in harekesi fetalı değil. Fetal olmadığı için vav'a uygun bir şekilde harekesini değiştiriyoruz. Sonra da uzatıyoruz. Biliyorsunuz vav'a uygun hareket ammedir. Ya'ya uygun hareket kesradır. Mesela radiye fiili. Radiye fiili. Vav'ı bitiştireceğimiz zaman ne olur? Y otomatikman düşer. Datın harekesi fetalı değil. O yüzden vav'a uygun bir şekilde harekelendirilir ve uzatılır. Radu. Mesela yerdav ne? Burada ne var? Normalde yerda fiili. Vav bitiştireceğimiz zaman illet harfi otomatikman düşüyor. Dat harfi fetal olduğu için dokunamıyoruz. Vav'ı cezmleyip telaffuz ediyoruz. Yerdav ne? Aynı durum irday için de geçerli. Y'ye düşürüyoruz. Dat fetal olduğu için harekesini değiştirmiyoruz. Vav'ı cezmleyiyoruz. Telaffuz ediyoruz. İrdav. Sa. Sa fiili. Sa. Elif'i düşürüyoruz illet harfini. Ayın fetal olduğu için dokunmuyoruz. Vav'ı cezmleyip telaffuz ediyoruz. Sa. Sa. Yes'a. Yes'a. İllet harfini düşürüyoruz. Ayın fetal olduğu için dokunmuyoruz. Vav'ı cezmleyip yes'a ne diye telaffuz ediyoruz. Eğer fetalı olmasaydı mesela yes'u ya da yes'i olsaydı illet harfini düşürüp vav'a ayın fetalı olmadığı için vav'a uygun bir şekilde harekelendirip uzatırdık. Yes'u ne diye. Ama öyle değil. Çünkü ayın fetalı. Fetal olduğunda dokunmuyoruz. İşte bakın ittaka mesela ittaka sonundaki illet harfini otomatikman düşürüyoruz nakız olduğu için. Vav'a bitiştireceğimiz zaman düşürüyoruz. Ya için de aynısı geçerli de. Feta kaf fetalı. O zaman ne yapıyoruz? İttakav diyoruz. Eğer ittaki buna vav bitiştirecek olsaydık Y'yi düşürür kafı vav'a uygun bir şekilde harekelendirirdik. İttaku derdik. Nitekim ittaka mazi bir fiildir. İttakav sakındılar demektir. Ama ittaki emir fiilidir. Sakın. Burada illet harfi düşürüldükten sonra kaf fetal olmadığı için ittaku denilmiştir. Sakının. İttakav ile ittaku Kur'an-ı Kerim'de ikisi de geçiyor. Peki hangisi ittakav? Hangisi ittaku? Ve ittakav olunca anlamı ne? İttaku olunca anlamı ne? İttakav olunca bu şu anlama geliyor. İllet harfini düşürdükten sonra kaf fetalı. Bu mazi fiilde olur. Ama emir fiilinde kaf kesralıdır. Nereden biliyorum ben bunu? İttaku dememden biliyorum. Eğer buradaki kaf fetalı olsaydı harekesini değiştiremezdim. Harekesini değiştirmişim. Demek ki fetalı değildi. Fetalı olduğunda mazidir. İttaku demek ki mazi değil. Emirdir. Yettakı'yı muzari. Muzarlık harfiyle başlıyor. Buradaki kaf kesralı. Bakın. Y'yi düşürünce kaf fetalı olmadığı için vav'a uygun bir şekilde harekelendirilir. Yettakune denilir. Peki vav nerede
fiile bitişirdi. Mazi fiilde bitişiyor. Muzari fiilde ve emir fiilinde bitişiyor. Hum ve entum çekimlerinde. Peki ya harfi fiile nerede bitişiyor? Arkadaşlar mazide ya zamiri bitişmez. Mazi de bitişmez. Peki mazide ne bitişiyor? Hatırlayalım. Enti çekiminde mazide ne bitişiyor? Ti bitişiyor. Ketep ti. Ama muzaride ve emirde ti bitişmez. Muzari'nin sonuna ye gelir. Muhataba yağısı. Enti tektubine ve enti uktibi. Ketebe fiilini çekimlerini hatırlayınız. İşte bu vav, vavul cema ve ye, yavul muhataba, nakıs fiillere bitiştiğinde demek ki kaidemiz neymiş? İllet harfi otomatikman düşer. Geriye kalan harf fetal ise dokunulmaz. Orada bitiştirdiğimiz vav, ya üzeri cezimlenir, telaffuz edilir. Ama fetalı değilse, vav'a bitiştiriyorsak, önceki o harfi damveliyoruz. Ya harfine bitiştir, ya zamirine bitiştiriyorsak, önceki harfi kesralıyor ve uzatıyoruz. Uzatıyoruz. Ye eyyühellezine amenu ittekullaha ve eti'u. İfadesinde ittekunun emir olduğunu anlıyorum ben. Çünkü buradaki kaf mazi olsaydı ittaka, ittakau olurdu. Evet, ittaku iftailu vezninde emirdir. İttakav iftialu vezninde mazidir. Tabi belki hemen burada müdahale edersiniz. Hocam hani kalıplama yaparken harf düşmesi varsa kalıptan da o harfi düşürüyoruz demiştin. Evet, ben mazi ile muzari'yi birbirinden ayırmak için burada lamları düşürmedim. Ama ittekav normalde iftial, ittegu ise normalde efendim iftehu veznindedir. Hani düşen harfi yazıtmak istediğimiz için ben böyle diyorum. Ama düşen harfi yansıtmak istemiyor. Normal kalıplamayı göstermek istiyorsanız iftailu, iftailu. Dur, şunu da düzeltelim o şekilde. Yani ikisini de söylemek uygun. Fakat kalıplama yaparken ne diyoruz? Sözcükte bir harf düşmesi varsa bunu kalıba da yansıtırsınız. Şimdi mazi fiillerde muzari fiillerde emir fiillerinde vavul cema ve yavul muhataba bitişme durumunda nakıs fiilin o sonundaki illet harfi düşer dedik. O zaman zamir çekimine başlayabiliriz. İlk önce biz huve zamirine göre başlıyoruz. Huve hepimiz da olduğunu biliyoruz huve'nin mazisinin. Fakat bunun önceki halini bunu da bilmemiz lazım. Önceki hali da'ave şeklindedir. Da'ave şeklindedir. Şurada şeyi bulalım da da'yı zamir çekimini. Evet. Da'a bunun orijinali aslında da'avedir. Niçin? Oradaki elif sonradan bir dönüşmedir. Gerçek kök harfi değildir. Hemen altında yazmışız. Hani dedim ya 1,5 saat anlattık bu konuyu diye. Da'a ve feale vezinde. Burada illetli harfi makabli kendisinden önceki fetalı olduğundan meftuh olduğundan elife dönüşür. Bu ve
Da. Ama bunun aslının da olduğunu bilin arkadaşlar. Cepte dursun yani. Bazı çekimler orijinal halini, ses değişimine maruz kalmamış halini kullanır. Mesela ikil yapmak istediğimizde orijinal halini kullanıyoruz. Da ve diyoruz. Burada olduğu gibi da ve. Fakat hum zamirine göre çekimlediğimizde ne oluyordu? İlletler düşüyordu. Ve aynı fiil fetalı ise dokunulmuyor. Vav cezmlenip dev şeklinde telaffuz ediliyordu. Dolayısıyla bu çekim da, dave, dav şeklinde sürdürülür. Peki müennes yaparsak ne olur? Da'nın sonuna müenneslik t'si getirirsek t düşer. İllet tarif düşer. Ama niye düştü ki? Daha önce öğrenmiş olduğumuz ses değişiminden dolayı. Neydi bu ses değişimi? İçtimai sakinliğin Arapçada caiz değildir. Elif sessiz. Şimdi sessiz t getirirsek iki ses harfi yan yana gelir. Fakat nakıs fiillerde ikil çekimlerinde iki sessiz harf yan yana gelmek durumunda olmasa bile telaffuzu kolaylaştırmak için müennes tekilinde yapılan bu işlem müennes ikilinde de sürdürülmüştür. Da'at, da'ate. Normalde da'a, da'ate normalde denilmesi lazım. Ama siz de görüyorsunuz dile zor geliyor. O yüzden tekil çekiminde düşürülen elif, illet harfi, ikil çekiminde de düşürülmeye devam etmiştir. Peki sonuna nunun nisle gelirse ne olur? Nunun nisle son harfi sessiz hale getiriyordu. Tamam. Hiçbir ses değişimi yok. Dikkat edin. Dav ne? Buradaki vav zaten orijinalinde var. Dav'nin çekimini yaptıktan sonra diğer zamir çekimleri kolaydır. Çünkü dav'ne gibi işlem yapılır. Sadece ne yerine te tumatum, ti tumatum ne tu na zamirleri ilave edilir. Dav ne, dav te, dav tuma, dav tum, dav ti, dav tuma, dav tum ne, dav tu, dav ne gibi. Burada kırmızı renkle gösterilen ikil, dave ve nunun ismi ve ötekiler, peşindekiler, dav ne, dav te diye devam ediyor. Bunlar nakıs fiilin orijinal halini kullanmış. Dikkat edin. Buradaki vav orijinal harf. Oysa da'da ses değişim olmuş. Vav makabli meftu olunca elife dönüşmüş. Şuradaki hum çekiminde da'v illet harfi düşmüş. Da'at içtimai sakinliğinden dolayı illet harfi düşmüş. Da'te tekilinde düşürüldüğü için ikilinde de aynen sürdürülmüş. Evet, burada yaptığımız açıklama onu gösteriyor. Burada birinci bab dışındaki nakıs vavi vaviler, birinci bab dışındaki nakıs vaviler birinci babdaki nakıs vaviler, bunları bir kenara alalım. Bunun dışındaki tüm nakıs fiil çekimleri yayı işlemi görür. Mesela da birinci babda nakıs vavidir. Tamam, bunu öğrenelim. Fakat bunu ifal babına aktardığımızda artık yayı hükmünü alır. Peki rama bu zaten ikinci babtandır. Birinci babtan değil. Nakıs yayıdır. Mesela radiye dördüncü babtandır. Vavidir ama dördüncü babtan. Yayı işlemini görür. Babları aktardığımızda yine yayı gibi görünür. Demek ki nakıs yayı fiil çekimi çok önemli. Efendim. Peki da nakıs vavi. O zaman nakıs yayıya bir örnek vermek lazım. Rama. Rama diye bildiğimiz fiilin orijinali rameyedir. Rameye. Burada y illetler harekeli. Kendisinden önceki harf meftu, fetalı. Bu
daha önce de öğrendiğiniz bir ses değişimiydi. İllet harfinden önce feta varsa, yani illet harfinden önceki harf meftuh ise elife dönüşür idi. Burada da aynı geçerli. Rama oldu. Efendim, ikil yapılırken orijinal hali kullanılıyor bakınız. Diyeceksiniz ki ya niye kaide burada işlemiyor? Şimdi y harekeli, kendisinden önce de fetalı bir harf var ya, elife dönüşmesi lazım. Ama bu durumda iki tane elif yan yana gelecek. Elifin biri düşecek. O zaman rama tekrar tekile dönüşecek. O yüzden burada kaide işlemiyor. Ramav, ramav. Ne oldu burada? İlletli harf vava bitiştirdiğimizden dolayı düştü. Mim fetalı olduğu için dokunamadık. Ramav şeklinde hareketlendirdik. Ramet. Burada T mühendislik T'si sessiz. Elif, o da sessiz. İçtimai sakininden kurtulmak için elifi düşürüyoruz. İkillerinde tekilinde elif düştüğü için ikilinde de düşürüyoruz. Diyeceksiniz ki daha fiilinde de aynısını söylemiştik. Evet. Peki nunun nisve getirirsek ne olur? Efendim nunun nisve kendisinden önceki harfin sessiz olmasını zorunlu kılar. O yüzden y'yi sessiz kıldık. Peki niye vav getirmedik? Niye getirelim ki? Sadece birinci bab nakıs vavilerde orijinaline dönüyoruz. Onun dışındaki her yerde ister vavi olsun ister yayı olsun yayı hükmünü alıyordu. Rameyne diyoruz. Rameyne dedikten sonrası kolay. Rameyte, rameytuma, rameytum, rameyti, rameytuma, rameytumda. Hiçbir harfin orijinali elif değil. Eğer elif görüyorsak efendim ama her elif değil. Mesela ramete dediğimizdeki buradaki elif zamirdir. İkil zamiri. Burada kastettiğimiz elif efendim kök harfi olan eliftir. Fe, alek bunlardan birine karşılık gelen eliftir. Ve o elif emin olun ya vav ya da ya harfinden dönüşmedir. Orijinal orijinali vav veyahut yağdır. Yani elif bir kök harfine karşılık gelmez. Elifin aslı ya vav'dır ya da yağdır. Şimdi az önce maziler üzerinde durmuştuk. Şimdi muzahirler üzerinde duracağız. Fakat muzahirler üzerinde dururken vav-u cema ya-ul muhataba zamirle bitiştirdiğimizde nakıs fiillerin son illet harfi lamel fiile karşılık gelen elif vav ye otomatikman düşer. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi yed'u muzari fiil. Bunun aslı yed'u şeklindedir. Yed'u. Bu burada vav dikkat edin dammeli. Kendisinden önceki harf o da dammeli. Bu gibi durumlarda biz ne yapıyorduk? Şu dammeyi uzatıyorduk. Vav'ı hareketsiz halde bırakıyorduk. Yed'u. Aynı durum yermiyu. Aslı yermi, bunun aslı yermiyu'dur. Efendim kesradan sonra y geldiğinde kelime sonunda biz kesrayı uzatıyorduk. Dolayısıyla y'yi telaffuz et, y'nin hareketini söylemiyorduk. Takdiri irabla irab edilir gerektiğinde. Efendim radiyenin muzarisi yer doğadır. Bak bu vavidir. Peki nasıl çekimlenecek? Ne imiş gibi çekimlenir? Birinci baptan değil. Ama nakıs vavi. Fakat birinci baptan değil. O zaman nakıs yayı gibi çekimlenir. Yer doğa. Peki buradaki yer doğa sonunda vav var değil mi? Madem vavi ama birinci baptan olmadığı için efendim yayı hükmünü alır. Peki y yazalım. Y'den önceki harf fetalı. Fetadan sonra gelen illet harfi elife dönüşür. O zaman yer daha halini alır. Fakat buradaki elifin yayı
olduğunu, yağ olduğunu düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nerede işimize yarayacak bu bilgi? Efendim mesela ikili yaparken radiye derken burada elif getiriyoruz sonuna. Radiye. Aynısı muzaride de öyle. Mesela yerda bunu ikili yaparken şu elifi orijinal haline döndürmemiz gerekiyor. Orijinali vav ama birinci babtan değil. O yüzden orijinali yağymış hükmünü alıyor. Yerde yani efendim diyeceğiz. Yed'u fiilini zamirlere göre çekelim. Yed'uvâni. Yed'uvâni. Şimdi buradaki vav'ı niye fethaladım? Arkadaşlar ilk öğrendiğiniz temel kaidelerden bir tanesidir. Uzatma elifi fetadan sonra gelir. Mesela uzatma vav dammeden sonra gelir. Uzatma ye'si kesreden sonra gelir. Dolayısıyla burada uzatma elifi varsa vav'ı tabii ki fethalamak zorundayız. Yektubani örneğinde olduğu gibi. Yedubani. Yed'une burada vav düşmüştür. Çünkü vav'a bitiştiriyorum. Bu birinci vav fiilin üçüncü kök harfidir. Peki buradaki vav ne? Bu zamir. Vav'ul cema. Özne zamiri. Yed'une. Peki bunun buraya parantez içinde kalıbını yazmışım. Yed'une. Yef'une diye. Yef'une de dikkat edin lam yok. Niçin? Çünkü olamı düşürdük biz. Düşürdük. Kalıptan da düşürüyoruz. Yed'u müennes çekimlenirse ted'u olur. İkili yapıldığında ted'u ve'ni olur. Ama bunun ne zamirine göre çekimlendiğinde sonuna nunun nisve gelir. Nunun nisve kendisinden önceki harfin sessiz olmasını zorunlu kılar. Şimdi dammeden sonra vav geldiğinde biz ne yapıyorduk? Sessiz vav uzatıyorduk. O yüzden burada cezm alametini yazmıyoruz. Hani uzatılacak anlamına geldiği için. Diyeceksiniz ki ama nun önceki harfi sessiz hale getiriyordu hani. Tamam. Vav zaten uzatılınca yine sessizdir. A deyince elif. İ deyince ye. U deyince oradaki vavlar sessizdir. Hiç ve ye sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yed'une. Peki bu yed'une'nin şu yed'une'ye benzediğini görüyorsunuz. Hum zamirine göre çekimlendiğinde bunun kalıbı yef'une. Hunne zamirine göre çekimlendiğinde burada herhangi bir harf düşmesi olmadığı için bunun kalıbı yef'ulne'dir. Yermi ikili yaptığımızda ane eklenir. Yektubeni. Yermi yani. Çoğul yaptığımızda yermune deriz. Yermune. Efendim buradaki ye gördüğünüz gibi vav zamirine bitişince otomatikman düştü. Mim fetalı değil. O yüzden dammeyle hareketlenerek uzatıldı. Yermune. Kalıbı nedir? Burada lam düştüğü için kalıbında da lamı düşürüyoruz. Yef'unedir. Müennes çekimlerken termi ikilde termiyani deriz. Çoğulunda ise yermine diyoruz. Hunle çekiminde. Peki burada ne olmuş? Nun'un ismi kendisinden önceki harfi sessiz hale getirmiş. Ama kesreden sonra y'ye gelince uzatılıyordu. O yüzden bu sükun oraya konulmaz. Yermine. Termi ente çekimidir. Termiye yani ikil. Termune. Termune vav bitiştiriyoruz. Yani y'yi düşürüyoruz. Termune. Enti termine. Burada enti çekiminde bak muzari fiilin sonuna y. Muhataba yağısı bitişir. Ne demiştik başta? Vavul cema yavul muhataba nakıs fiile bitiştiğinde nakıs fiilin illet harfi yani üçüncü kök harfi otomatikman düşer.
Diyeceksiniz ki termiğine de düşmemiş. Düşmüş. Yani şuradaki termiğine, enti termiğine normalde şu ye madem zamir bir de termiğinin kendi ye'si vardı. Buradaki ye otomatikman düştü. Dolayısıyla bunun kalıbı tef'ine şeklindedir. Lam düştü. Enti termiğine. Termiğe yani ikildir. Entumne termiğine dediğimizde enti termiğine ile entumne termiğine arasındaki benzerliği görüyorsunuz. Bu bir görüntüde benzerliktir. Nitekim enti çekiminde buradaki lam düşmüştür. Ama entumne termiğine derken burada herhangi bir düşme yok. Termiği normal fiilin kendisi. Sonuna nunun nisve bitişiyor. Hiç nunun nisve bitiştiğinde son harf düşer diye bir şey söylemedik biz. Efendim. Yani termine ile termine bunların birbirinden farklı olduğunu hangi zamirin çekimi olduğuna göre belirliyoruz. Enti termine tef'ine kalıbındadır. Entunne termine tef'ilne kalıbındadır. Radiye fiili razı oldu demek. İkil yaptığımızda radiye ama çoğul yaptığımızda radu diyoruz. Dikkat edin. Burada illet harf düşürüyoruz. Radiyet dediğimizde mühendislik tesi sessiz getiriyoruz. Y'yi düşürmüyoruz. Ama az önce Rama'da T getirince Ramat diye düşürmüştük. E burada niye düşürmüyoruz? Efendim kaide basit ya. İki sesli harf yan yana gelirse düşer. E burada Y harekeli. Niye düştün ki? Yani radiyete efendim ikil çekimi radiyine. Radiyine. Belki şunu söyleyebilirsiniz. Radiyine hani nunun nisve bitiştiğinde önceki harf sessiz oluyordu ya. Evet. Cezim koyuyorduk, sükun koyuyorduk. Fakat arkadaşlar burada kesreden sonra y sessiz gelince kesreyi uzatırız ya biz. O yüzden sükun koymayalım. Sükun koysak bile bu sükunun efendim harekelemeyin anlamına geldiğini düşünelim. Efendim. Bu bir met harfidir. Zaten met harfleri uzatılır. Yani telaffuz edilmez. Ne demek bu? Yani radiyine derken ağzımdan y çıkmıyor. Kesreyi uzatıyorum. Diyeceksiniz ki da fiili nunun nisve bitiştiğinde o son harf orijinal haline dönüşüyordu. Daune. Burada niye orijinal haline dönüşmedi? Tekrarlıyorum. Çünkü bu birinci baptan değil. Birinci bapta orijinal haline dönüşüyordu. Onun dışındakilerde yai imiş gibi işlem görüyor. Nun nisveli çekimi yaptıktan sonra geri kalan zamirleri birleştirmek mazide kolay. Muzaride yerda bunun aslı yerdaye, yerdayu idi. Efendim ama illetler makabli meftu olunca elife dönüşür. Yerda oldu. Fakat bunun orijinalinin ye imiş gibi olduğunu bilmem bu yapıyı cebime koymam lazım. Gerektiğinde kullanmak üzere. Mesela ikili yaparken bakınız orijinal halini kullanıyorum. Yerda yani. Yerda ne dediğimizde vav bitiştiği için illet harfi otomatikman düşüyor. Hep tekrarlıyoruz. Daha binlerce kez tekrarlayacağız. Dat harfi fetalı olduğu için vav'ı cezimliyorum. Dat harfinin harekesini değiştirmiyorum. Fetal olmasaydı değiştirirdim. Bitiştirdiğim harfe vav'a göre dammeler ya zamirine göre kesralardım. Ama fetalı. Terda, terda yani yerdayne. Yerdayne. Yerdayne gördüğünüz gibi nunun nisveden önce gelen ye efendim orijinal halinde.
Diyeceksiniz ki az önce vavi dedin ya. Ya birinci bab dışında hani yayı hükmünü alıyor ya. O sebeple öyle söyledim. Yerde aynı. Razı oluyorlar. Hoşnut oluyorlar. Memnun oluyorlar. Demek bayanlar. Bunun başındaki yeğenin efendim müzekerlik harfi olmadığını hatırlarsınız. Ente tarda, terda yani terdavne. Burada muhabbet işliği için yine illet harfi düştü. Enti terdayne. Burada nakıs fiile yaul muhataba bitiştiği için illet harfi düştü. Dat harfi fetal olduğu için görüyorsunuz. Dat harfi fetalı vav ye cezimli okunuyor. Fetal olmasaydı vava bitiştirdiğimde dammeli, yaya bitiştirdiğimde kesralı okurdum. Enti terdayne. Bunun kalıbı tefainedir. Yani lam düştü. İllet harfi düştü. Terdaye yani terdayne. Entunne terdayne derken arkadaşlar burada herhangi bir ses değişimi olmamış oluyor. Tefalle vezindedir. Herhangi bir hasif yok. O yüzden terdayne ile terdayne birbirine benzese de enti çekimindekinin kalıbı tefayne, lam düştü. Entunne çekimindeki terdaynenin kalıbı tefalle şeklindedir. Şimdi önceki ders gibi değil ama hızlı bir şekilde özetlemiş olduk. Az önceki ders çok daha keyifliydi. Birçok çekimi Enes'e yaptırmıştık. Efendim. Neyse bir iki tane yine Enes'e fiil yaptıralım. Ben şurada birkaç tane yazayım. Efendim. Efendim en çok hatayı biz Türkler vav-ı cema ve yaul muhataba diye bitiştirdiğimizde yapıyoruz. Zamir çekim hatasını. Mesela rame şöyle. Buna vav bitiştirin dediğimizde biz Türkler hep şunu diyoruz. Rameyu diyoruz. Değil arkadaşlar. Bu yanlış. Peki kaidemiz ne? Bunu yanlış yapan şey ne? Efendim rama vav-ı cema bitiştirdiğimizde buradaki illet harfi otomatikman düşer. Daha sonra mim fetal olduğu için vav-ı cezimler ramav diye okurum. Mesela yer mi buna vav bitiştir dediğimizde genelde biz Türkler şöyle yaparız. Yer mi yun ederiz. Hayır efendim. Bu yanlış. Peki yanlışlık nerede? Şimdi yer mi vav bitiştireceğimizde şuradaki ye illetli harf otomatikman düşer. Mimin harekesi fetalı olmadığı için vava uygun bir şekilde harekelendirilir ve uzatılır. Yer mi ne? Peki o zaman Enes radiye fiilinin sonuna vav getiriniz. Rabiye'nin sonuna vav getirirsek hocam oradaki illetli ye harfi düşer. Datın da kesra olduğu için vava göre dammelenir. Evet. Y'yi Razım. otomatikten düşürdük. Dat harfi fetalı değil. O yüzden vav'a uygun bir şekilde harekelendirip uzatıyoruz. Radu. Aynı şeyi daha'ya yapalım. Hocam burada da daha da elif düşer hocam. Zaten fethalı olduğu için direkt vav cezimlenir. Dağılır. Vav cezimlenir. Dağ diye okunur. Doğru. Aynı durum Rama'ya eklediğimizde de Rama şeklini alacaktır. Yer da bu muzari bir fiil. Sonuna vav'un eklersek buradaki nun dikkatinizi çekiyordur. Bu nun muzari fiile eklenir. Beş fiillerde. Burada asıl zamir vav'dır. Yer da sonuna işte vav geldiğinde efendim kaidemiz
gereği elif düşer. Dat harfi fetalı olduğu için vav cezimlenir, telaffuz edilir. Yerdavne. Yerdavne. Peki terdaa fiili enti zamirine göre çekimlemek istiyorum. Muhataba yağısına bitişecektir. Buradaki illet harfi otomatikman düşüyor. Dat harfi fetalı olduğu için hiçbir şeye dokunmuyorum. Ya harfini cezimleyip telaffuz ediyorum. Terdaine. Enti terdaine. Yed'u fiilinin sonuna vav bitiştirecek isem efendim illetli harf otomatikman düşüyor. Ayın fetalı olmadığı için vav'a uygun bir şekilde hareketlendirilip uzatılıyor. Yed'une. Yermi. Yermi. Dolayısıyla yermune oluyor. Peki ente termi. Bunun sonuna ye'nun getirirsek ne olur? Buradaki ye otomatikman düşer. Mim fetalı olmadığı için bitiştirdiğimiz ye'ye uygun bir şekilde mimi kesir alırız efendim ve uzatırız. Termine. Peki ismi faili nedir bunun? Ramaya, daave, radeve ya da radiye fark etmez. Bunların fail kalıbına konulması ismi failini verir. Etken ortacını verir. Mesela bu kök, Ramaya kökü feale vezdine konulduğunda Rama denilir. Muzarisi yermiğidir. Mastarının da ramyin olduğunu söyleyeyim. Attı, atıyor, atmak anlamlarını verir. Atan, atan demek istiyorsak o zaman fail kalıbına koyarız. Peki burada ne olur? Fail kalıbına konulunca rami olur. Normalde ramiyun. Normalde ramiyun. Fakat kesradan sonra illetli harf kelime sonunda geldiğinde kesradan dammeye geçiş her zaman zorludur Arapçada. O yüzden dammesi okunmaz. Daha önceki bir derste Rami ifadesinin menkus bir isim olduğunu söylemiştik. Hatırlarsak kesra artı y ile biten. Ama bu y şeddeli olmayacak. Ve y'den önceki sessiz olmayacak. Efendim. Yani kesra ve ye. Bu şekilde biterse sözcük biz buna menkus isimdir demiştik. Menkus isimlerinde çeşitli özellikleri söylemiştik. Şimdi Rami ikili yapmak istersem sonuna ani eklerim. Rami yani. Peki çoğul yapmak istiyorum Rami kelimesini. Arkadaşlar az önce fiillerle ilgili bir açıklama yapmıştım. Ne demiştik? Nakıs fiiller. Yani illet harfi, üçüncü kök harfi illet harfi olan fiiller. Bunların sonuna vav ya da muhataba yağısı bitişirse demiştik. İllet harfi düşer demiştik. Mesela rama sonuna vav getirirseniz ya da termi sonuna y getirirseniz şuradaki illetli harfler otomatikman düşer. Bu fiiller için söz konusu ettiğim bu özellik isimler için de geçerlidir. Nasıl yani? Efendim. İsimlerin sonuna tabii mankuz ve maksur isimlerin. Kısacası illet harfiyle bitenlerin sonuna vav çokluk vavı efendim bir de çokluk yağısı. Buradaki çokluk yağısı nedir? Hani müderrisune kelimesi var ya, bunu nasıl mansup yaparsınız? Müderrisine şeklinde. Buradaki müderrisune merfu iken müderrisine mansup ve
mecrur iken kullanılır. Yani şurada vav çokluk bildiriyor. Buradaki ye çokluk bildiriyor. İşte isimlerin sonuna Rami bir isimdir. Bunun sonuna vav getirmek istiyoruz. Çoğul yapmak istiyoruz. Atanlar demek istiyoruz. Bu gibi durumlarda sonundaki illetli harf otomatikman yine düşüyor. Peki düştükten sonra efendim şuradaki mime bakıyorsunuz. Fetalı mı değil mi? Fetalı olsaydı vav'ı cezimler telaffuz ederdik. Fakat mim fetalı değil. O yüzden vav'a bitiştirdiğimiz için ona uygun bir harekeyle harekelendiriyoruz. Ramune diyoruz. Peki da fiili, da fiili. Bunun aslının devamı olduğunu biliyoruz. Fail kalıbına koyarsak ne olur? Daib olur. Daib olur. Burada bir bilgi vereyim. Kesreden sonra vav geldiğinde kelime sonunda ye'ye dönüşür. Da'i olur. Yani rami gibi olur. Yani mankus isme dönüşür. Peki da'i davetçi, davet eden demek. İkil yapıyoruz. İkil. Da'i yani. Ani iki getiriyoruz. Talibani gibi. Peki çoğul yapmak istiyorum. Da'i. Biz çoğulu vavnunla yaparız. Akıllı çoğulları. Peki burada hangi işlemi yapıyoruz? Vav'dan önce illetli harfi düşürüyoruz. Sonra kalan harfin harekesi fetalı ise dokunmuyoruz. Vav'ı cezmleyip telaffuz ediyoruz. Fetalı değilse vav'a uygun bir şekilde harekelendiriyoruz. Da'une. Peki ye vav değil de çokluk bildiren ye eklersek ne olur? Aynı işlem orada da olur. Yani şuradaki ye düşer. İllet harfi düşer. Ondan sonra ayının harekesi fetalı değil. Bu sebeple bitiştirdiğimiz ye'ye uygun bir şekilde kesralar ve uzatırız. Da'ine. Buradaki da'une merfu. Da'ine ise mansuf ve mecrurdur. Bu üçünün de anlamı davet edenler demektir. Peki yukarıdaki bilgilerden biz neyi anlıyoruz? İster vavi ister yai olsun. Nakıs fiillerin tabi artı lefif fiillerin ismi failleri fa'i gibi elde edilir. Tüm ismi failler. Nakıs fiillerin. İster vavi olsun, ister yai olsun. Niçin? Vavi olduğunda vav, şuradaki vav kendisinden önce kesre geliyor ya, fail kalıbına koyduğumuz için. Kesreden sonraki vav ye'ye dönüşür. Dolayısıyla tüm nakıs fiiller fa'i şeklinde etken ortacı elde edilir. Dolayısıyla rama rami olur. Da'a da'i olur. Şeve şavi olur. Gale ismi faili
gani olur. Gibi. Peki. İsmi mef'ule dönüştürelim. Rama attı. Attı deriz. Rama attı. Atan rami. Peki atılan, o zaman mef'ul kalıbına koyacağız. Mef'ul kalıbına koyduğumuzda ramaya kök harflerini efendim mermiyun elde edilir. Mermiyun. Tabi bu yayı ise. Devam ve kök harfinden elde edilen ismi mef'ul ise, vavi ise o zaman med'uvvun elde edilir. Med'uvvun. Yani yayı bir fiilin ismi mef'ulle elde ederken sanki yapı mef'iyun. Vavi bir nakıs fiilin ismi mef'ulle elde ederken ise mef'uvvun gibi gelir diyebilirsiniz. Burada bazı ses değişimleri olmuştur. Mesela rameye mef'ul kalıbına koyduğumuzda normalde nasıl olur? Mermuyun olur. Mef'ulun mermuyun. Deave ise mef'ulun kalıbına koyduğumuzda med'uvun olur. Mef'ulun med'uvun. İşte burada illetli harfler yan yana geliyor. Efendim iki vav yan yana gelmiş mesela. Şeddelenmiş vav üzerine. Vav ile ye kelime sonunda gelince vav ye'ye dönüşmüş. İki ye yan yana gelince şeddelenmiş. Çünkü birincisi sessiz. Hani bu da fiillerden bahsederken iki harf yan yana gelmiş. Aynı harf. Birincisi sessiz. Ne yapıyorduk? Harf tek yazıp tek harf yazıp şeddeliyorduk. Eğer bu ses değişimini mesela göz ardı ederseniz ki bence çok makul olur. Direkt olarak nakıs yayı fiiller mef'iyun, vaviler ise mef'uvun şeklinde türetilir diyebilirsiniz. Peki bunları ikil yapalım. İkil. Mermiyun. Peki İkil ve çoğul yaparken özellikle vav getirirken sorayım size, bu mankus bir fiil midir yoksa sahih kabul edilen bir fiil midir? Bunu siz cevap verin. Herhalde sahih hocam bu. Direkt fail oldu. Mef'ul oldu. Şimdi ses anlaşılmadı ama şimdi şunu söyleyeyim. Eğer bu kesre artı y ile bitiyorsa, bu kesre artı y ile bitiyor gibi görünüyor ama y şeddeli. Y şeddeli olduğu için bu mankus değildir. Eğer mankus olsaydı efendim çokluk vavı getirdiğimizde bu y'yi düşürürdük. Ama bundan düşürmüyoruz. Bakınız mermiyun atılan demek. Bir kişi. Mermi yani iki kişi. Peki çoğul yapalım. Mermi yune. Normal bu kadar. Ama mankus olsaydı o zaman mermune derdik. Ama değil tabii ki. Değil. Peki med'uvvun. Med'uvvun. Arkadaşlar bu mankus, maksur, mehmuz değil. Normal bir isim. Med'uvvun. İkil ve çoğul yapmak istediğimde med'uvvun, med'uvveni, med'uvvune derim. Hatta müennes yapmak istiyorum. Med'uvvetun. İkil yapmak istiyorum. Med'uvveteni. Ve çoğul yapmak istiyorum. Dişil. Med'uvvet. Aynı durum. Mermiyun içinde geçerlidir. Dişil tekil yapmak istersem mermiyetun, ikil dişil yapmak istersem mermiyeteni ve çoğul yapmak istersem dişil mermiyetun ekliyorum. Dikkat edin, bunların ismi mef'ullerinde ikil çoğul yaparken, müennes yaparken
herhangi bir problem yok. Ama ismi faillerinde var. Niçin ismi faillerinde var? Çünkü nakıs fiillerin ismi failleri mankus isimdir. Mankus isimdir. Peki şimdi başka bir isim yazacağım ben buraya. O maksur olsun. Müsteşfe hastane demek. Tamam. Hastanenin özelliği nedir? Şifa dilenilen yer. Müsteşfe şifa dilenilen kişi anlamına da gelir. Burada şifa dilenilen kişi sözcüğünü ikili yapalım. Müsteşfeye yani. Bakınız burada elif illet harfi ya. Ne yaptım? Y'ye dönüştürdüm ikili yaparken. Ama niçin? Çünkü arkadaşlar nakıs fiiller üçüncü harfi illet harfi olanlar vavi asırlı olabilir, ya'yı asırlı olabilir. Fakat vavi asırlı olması sülasi, mücerret birinci baptaki fiillerin çekiminde işimize yarıyor. Onun dışındaki yerlerde hep ya'yı imiş gibi işlem görüyor. Yani bu vavi de olsa müsteşfe yani, ya'yı da olsa müsteşfe yani deriz. Peki bu değil de asıl beni ilgilendiren şu an şu. Müsteşfe kelimesinin sonuna çokluk vavi getirelim. Kendisinden şifa dilenilen kişiler anlamını elde etmek istiyoruz. Çoğu. Burada vav getireceğimiz için illet harfini düşürüyoruz. Çünkü mankus ve maksur isimlere vavul cema yaul cema yani çokluk vavı ya da çokluk yağısı bitiştiğinde illet harfi düşer. Düştükten sonra şuradaki harfe bakın. Fetalı ise dokunmuyoruz. Vavu y'yi cezimleyip telaffuz ediyoruz. Müsteşfevne. Müsteşfevne. Eğer biz y çokluk y'si ekleyecek olsaydık yine illet harfini düşürürdük. F fetal olduğu için harekesini değiştiremiyoruz. Bu çokluk y'sini cezimleyip müsteşfeyne şeklinde telaffuz ediyoruz. Peki müsteşfi bu da şifa dileyen kişi demek. İsmi fail kalıbından, istifal babından. Bunu ikili yapmak istersek müsteşfi yani. Eğer çoğul yapmak istersek o zaman bakınız y'yi otomatikman düşürüyorum. Çünkü vav çokluk vavı bitiştireceğim. F fetalı değil. O zaman vava uygun bir şekilde hareketlendirip uzatıyorum. Müsteşfune. Peki çokluk y'sine birleştirsem ne olur? Hani nasb ve cer durumunda. Bu durumda yine illet harfini düşürüyorum. F fetalı olmadığı için y'ye uygun bir şekilde kesir alıyorum ve uzatıyorum. Müsteşfine. Müsteşfune merfu. Müsteşfine mansup ve mecrurdur. Hani biliyorsunuz isimler talibun merfu, taliben mansup, talibin mecrur. Demek ki düzenlenilmiş olan müsteşfune talibun gibi merfu ama müsteşfine taliben ve talibin gibi mansup ve mecrur kullanılır. Yani vavnunlu düzenleri çoğullar karşımıza iki farklı görüntüyle ortaya çıkarlar. Arkadaşlar ancak önceki derste anlattıklarımızı bitirdik. Şimdi bu derste
birkaç yine muzari fiille ilgili anlatmamız gereken hususlar var. Daha sonra da bablara aktarmaya çalışalım. Ya da muzari fiille ilgili açıklamamı şimdi yapayım. Bablara aktarmayı bir sonraki derse bırakalım. Bakalım. Efendim, da mazi fiil. Ud'u emir. Mazi ve emir. Bunlar mebnidir. Cümle içerisinde farklı şekillerde kullanılmaz. Mebni. Fakat nunun nisve almamış, nunun nisve almamış muzari çekimler hepsi muraptır. Nunun nisve almış olanlar ise mebnidir. Şimdi yed'u huve çekimi değil mi? Huve yed'u. Peki hum nasıldı? Yed'une. Burada vav vardı, düştü. Ayn fethalı değil. O yüzden vav uygun bir şekilde hareketlendirip uzatıldı. Bunu artık söylemeyeceğim. Fakat huve yed'u bunun dört fiiller hum yed'une ise beş fiiller kısmına girdiğini biliyorsunuz. Peki dört fiiller ne demekti? Dört fiiller ektubu, nektubu, yektubu, tektubu. Bakınız ortak özellikler içeren bu yapılar. Peki efalu hamse neydi? O da yektubani, yektubune. Tektubani, tektubune ve tektubine çekimleriydi. Yani muzaride ani, une, ine ekli almış olan çekimlere beş fiiller diyorduk. Yed'u, yed'u, ed'u, ned'u, ted'u. Bak, dört fiiller. Peki, yed'une, ted'une. Yed'uvani, ted'uvani ve ted'ine. Bunlar ise beş fiiller kısmına giriyor. Niye ben bir bundan örnek aldım? Şunun için. Efendim, şu anki mevcut çekim merfu halde kullanımıdır bu fiillerin. Yani yed'u davet ediyor, çağırıyor demektir. Eğer siz davet etmeyecek, çağırmayacak anlamını elde etmek istiyorsanız mesela len getirirsiniz. Len getirdiğimizde ne yapıyorduk? Efendim muzari fiili mansup yapıyorduk. Mansup. Mansup. Peki şimdi dört fiillerin mansup oluşuyla beş fiillerin mansup oluşu birbirinden farklı. Dört fiillerde dikkat edin. Fet alıyoruz. Len yedove. Ama beş fiillerde nasıl mansup yapıyoruz? Sonundaki nunu düşürüyoruz. Sonundaki nunu düşürüyoruz. Beş fiillerin sonundaki nun düşer. Yani yektubeni, yektubune, tektubeni, tektubune, tektubine. Buradaki nunları düşürüyoruz. Ne zaman? Önünde len gibi bir nasbetatı geldiğinde. Ama ektubu, nektubu, yektubu, tektubu. Bunlar dört fiillerdir. Nasbetatı gelirse önüne dammeler fetaya dönüşür. Ektube, nektube, yektube, tektube. Bu durum yedo'da yedo ve tedo ve edo ve nedo ve şeklinde karşımıza çıkar. Diyeceksiniz ki burada bunun harekesi yedo hani yektubu diyoruz ya ve dammeli. Fakat arkadaşlar bu illetli olduğu için efendim harekesi ortaya çıkmadı. Ama nasbedersen fet alıyorum. Len yed'u ve. Len yed'u ve. Peki yer mi? Yer mi? Fiiline uyarlayalım. Huve yer mi? Hum yer mune. Peki huve yer da. Huve yer da. Hum
Yerdavle. Şimdi bunların nakıs fiil çekimi bunlar. Biri 4 fiil, biri 5 fiil kısmına giriyor. Len nasb edatı getirirsem len yermiye. Len yermu. Bak nunu düşürüyoruz. Peki yerdağının önüne len getirirsem ne olur? Şimdi şuradaki y idi değil mi? Bunu fetaların. Fetalarsın ama dat harfi fetalı. Yani sondan illet harfinden önceki harf fetalı. Kaidemiz, genel kaidemiz ne? İlletler mektup bir harften sonra gelirse, fetalı bir harften sonra gelirse otomatikman elife dönüşür. Evet, evet. Sen buradaki y'yi ister orijinal yap, ister yapma. Ne kadar fetalarsan fetala. Kendisinden önceki harf fetal olduğu için her seferinde elife dönüştürecektir. Evet, biz burada yerda fiilin takdiri irabla irab ediyoruz o yüzden. Çünkü her seferinde ben fetalıyorum ama dat harfi fetalı olduğu için bu illetli harf otomatikman elife dönüşüyor. O yüzden irab ederken ikinci dönem işinize yarayabilir. Birinci dönem çok irab üzerinde durmayacağız o yüzden. Efendim bunu mukadder bir feta ile mansup kabul ediyoruz. Ama yukarıdaki yer miye ifadesinde hareke açıkça ortaya çıkıyor. Mansup bil feta diyoruz. Ama şuradaki len yerda ifadesinde mukadder bir damme ile mansuptur diyor. Peki yerda bunun başına len getirirsek ne olur? Sonundaki efendim beş fiillerin nunları düşer. Ha diyeceksiniz ki hocam nunu düşürüyorsun elif ekliyorsun. Arkadaşlar bu elifi sadece vav'dan sonra ekliyorum. Vav'dan sonra ekliyorum. Zaten telaffuza yansımıyor. Hum len yerdav. Hum len yerdav. Peki. Şimdi yukarıda mansup oluşunu örneklendirdim. Bir de meczum oluşunu örneklendirmem lazım. Meczum. Yedu'u davet ediyor demek. Len dersek len yedu've. Davet etmeyecek. Peki lem getirirsem ne olur? O zaman davet etmedi olur. Davet etmedi olur. Arkadaşlar bilmemiz gereken husus şu. Beş fiiller, nakıs beş fiiller ya da şöyle diyelim. Nakıs fiillerin nakıs fiillerin dört fiil çekimi. Beş fiil mi dedim? Yine şaşırttık. Şu dört fiil. Yani yed'u, ted'u, ed'u, ned'u. Bunlara dört fiiller diyoruz. Bunlara müfret fiiller de denilir. İşte bunların önüne lem geldiğinde hani sonundaki harekeyi düşürürüz derdik ya. Lem yektub değil mi? Lem yektubu harekesini düşürüyoruz. Yektub. Hatırlarsanız tamam. Peki nakıs bir fiilin başına lem getirirsek ne olacak? Sonunda harekesini düşürmemiz gerekiyordu değil mi? Ama bunun zaten harekesi gözükmüyor ki. O yüzden sonundaki illet harfini düşürüyoruz. Sonundaki illet harfini düşürüyoruz. Lem yed'u. Lem yed'u oluyor. Peki yed'une derken önüne lem getirirsek nunu, sonundaki irab nununu düşürüyoruz. Demek ki beş fiillerin sonundaki nun ister mansup olsun ister meczum olsun düşer. Yani şu kopyala yapıştırda merfu ifadesi çıkıyor ya, onları da düzeltelim. Lem cezmedat olduğu için peşinden gelen yed'u, yed'u meczumdur. Len nasbedatı. Yed'u ve yed'u dolayısıyla mansuptur.
Efendim yer mi'yi atıyor demek. Lem getirirseniz başına sonundaki hareke düşmesi lazım ama bunun harekesi gözükmüyor ki. İllet harfini düşürüyoruz. Lem yer mi? Atmadı. Hum yermune. Atıyorlar. Atmadılar demek istiyorsak yer mu. Yer daha mezun, memnun oldular. Hoşnut oldular. Razı oldular. Eğer memnun olmadı, hoşnut olmadı demek istersek sonundaki harekeyi düşürürüz. Hareke gözükmüyor. İllet harfini düşürürüz. Yani nakıs fiillerin dört fiil çekimi mezum olduğunda sonundaki illet harfi düşer. Beş fiillerde zaten nunlar düşer. İrab nunları. Lem yerdav dediğimizde memnun olmadılar. Anlamı verilir. Bakınız. Ektubu yazıyorum. Lem ektube yazmayacağım. Lem ektub yazmadım. Buradaki ektubu muzari fiilin merfu hali. Ektube muzari fiilin mansub hali. Ektub muzari fiilin mezum halidir. Bu ektubu için söz konusu olanlar nektubu, yektubu, tektubu içinde geçerlidir. Bu dört fiile efale erva denilir. Ortak özellik olduğu için dilciler böyle gruplandırmış. Ama bakınız yektubune, yektubani, tektubune, tektubani, tektubine, bunlara beş fiiller diyorlar. Mevcut haliyle yazıyorlar, 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 yazıyorlar demek. Ha, en sonundaki sen yazıyorsun demek. İkil ve çoğulları ben Türkçe çoğul olarak tercüme ediyorum. Peki bunların önüne nasbedatı len gelirse ne olur? Sonundaki efendim irab nunları düşer. Mansup olur. Efendim aynı iş tüm fiiller için geçerlidir. Lem geldiğinde ise meczum olur. Beş fiillerin meczum olmuş hali mansup olmuş haliyle aynıdır. Sonundaki nunlar düşer. Yektubune, yektubune yazıyorlar. Len yektubu yazmayacaklar. Lem yektubu yazmadılar demektir. Yerda memnun oldu demek. Len yerda memnun olmayacak. Lem yerda memnun olmadı demek. Şimdi şuradaki yer dağda elif, hani ben fet alıyorum, şu dat harfi meftu fetal olduğu için bunu elife dönüştürüyor ya. Evet, görüntüsünü değiştiremiyorum ben. Memnun oldu, memnun olmayacak, memnun olmadı. Yer mi atıyor demek. Len yer mi ye. Bak burada ye feta alabiliyor. Ama damme zor geliyor. Telaffuzu zorlaşıyor. Len yer mi ye. Len getirecek olursam başına en sonundaki illet harfinin harekesi gözükmediği için harekeyi düşürmem lazım normalde. Ama hareke gözükmüyor zaten. O zaman illet harfini düşürüyorum. Yer mi? Lem yer mi? Yed'u aynı işlemi buna da yapalım. Davet ediyor. Lem yed'u ve davet etmeyecek. Lem yed'u davet etmedi demek. Şimdi elimizde ra, mim, ye var. Elimizde ra, tat, vav var. Ve elimizde del,
Ayin vav harfi var. Şimdi sizden istediğim şu arkadaşlar. Gelecek derse de hazırlık olsun. Ben malzemeyi verdim. İfal babı ekranda var. Gelin mazi fiil türetelim. Malzememiz şu. Daha önceki derslerde nasıl yapmıştık bunu? Keftebe malzemesini vermiştim. Siz efale veznine koy dediğimizde ektebe. Muzari yufuliye koy dediğimizde yuktibu. Devamını sürdür dediğimizde ektip iktep muktip mukte şeklinde söylemiştiniz. Gelin aynı işi ram me ye üzerinden yapalım. Efendim efale veznine koyalım. Efale. O zaman ne yapıyoruz? Kalıba koyduğumuzda ermeye şeklini malzemesini bana veriyor. Burada yapmam gereken şey nedir? Bilindik ses değişim kurallarını devreye sokmak. Buradaki y illet harfi kendisinden önce bakınız fetalı. Fetalı. O zaman elife dönüşüyor. Erma. Erma oluyor. Ama bunun erma'nın ermeye şeklinde olduğunu bilmem işime yarar. O yüzden bir yerde hazır bulunması lazım. Şimdi erma ne demek? Rama attı demekse atıyorum. Erma attırdı demek. Peki. Şimdi mazi fiil türettim. O zaman zamir çekimini yapmam lazım. Peki ben bunun zamir çekimini nereden bileceğim ki şimdi? Öyle değil arkadaşlar. Sen nakıs fiil nakıs yai fiil çekimini görmedin mi? Yani rama, yermi, irmi. Mesela bunları görmedin mi? Rama ve yermi'yi gördün. O zaman rama'yı, bu erma rama'ya benziyor değil mi? Erma. Nasıl yani? Bak fetadan sonra elif geliyor. İşte rama'da da öyle. Rama'yı nasıl çekiyorsan erma'yı da öyle çekersin. Peki bunun muzarisi nedir? Yani yuf'ilu kalıbına koyacağız. Yuf'ilu kalıbına koyacağız. Vezne koyduğumuzda bize yurmiyu ifadesini verir. Yurmiyu ifadesini verir. Fakat burada kesradan dammaya geçiş zor. Efendim o yüzden Araplar sondaki y harfini sakin okur. Yurmi diye. Peki yurmi ben bunu nasıl çekimleyeceğim? Yermi gibi çekimleyeceksin. Niçin? Çünkü daha önceki derste şunu söylemiştik. Efendim birinci baptaki nakıs vaviler. Tamam. Vavi gibi çekimlenir. Efendim onun dışındakilerin tamamı ya iyiymiş hükmünü alır demiştik. Tamam hadi çekelim o zaman. Erma. Rama nasıl çekimleniyorsa erma da öyle çekimlenir. Rama, Rameye, takip ediyorsunuz durumlarım. Rameu, Ramet, Ramete, Rameyne, Rameyne. Geri kalanı kolay. Erma'yı çekiyorum şimdi. Erma'ya. Niye Erma'ya dedim? Erma'ya demedim. Nakıs yayı gibi çekimleniyor. O yüzden Erma'ya. Peki vav bitiştiriyorum. Elif'i düşürüyorum gördüğünüz gibi. Ekrana bakınız. Erma'yı. Erma'u. Erma'u. Erma'yı. Erma'u. Evet. Peki. Mühendislik T'si koyuyorum. İçtimai sakinliğinden dolayı Ermet. Ermet oluyor. Ermet dedim. Bir ikili yapıyorum. Elif getiriyorum. Ermet'e. Peki. Nun'un isfe koyacağım. Şuradaki illet harfini Y'ye dönüştürüyorum. Ermeyne. Ermeyne. Peki. Ne yaptık biz? Mazi çekimledik.
Bir de muzari çekimlememiz lazım. Yormayı. Ama yormayı nasıl çekimleyeceğim ben ki? Yermeyi çekimlemiştin ama. Nasıldı yermi? Yermi. Yermi yani. Y'yi düşürüyorum. Mim fetalı değil. O zaman dambeleyerek uzatıyorum. Yermune. Termi. Termi yani. Efendim. Yermi yine. Sonradan birkaç tane daha yapayım. Ent çekimini de yapayım. Enti. Enti. Y'yi düşürüyorum. Mim fetalı değil. O yüzden Y'ye uygun bir şekilde harekeleyip uzatıyorum. Dermiğine. Şimdi yormi. Yermi atıyor. Yormi attırıyor. Atmasını sağlıyor. Atmasına yardımcı oluyor. Yormi yani. Ha şuradaki yormiyor. Aslı yormiyor ama kesireden dammaya geçiş zor. Araplar bunu sessiz halde okuyorlar. Yormi. Yormi yani. Peki. Sonuna vav getireceğim şimdi. Ekrana bakın. Y'ye düştü. Mim fetalı değil. Vav'a uygun bir şekilde hareketlendiriyorum. Yormune. Yormune. Her turmi. Turmi. Turmi yani. Efendim. Bunne çekiminde yormine. 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 Peki ente çekiminde ne olur? Bir defa T ile başlar. Muhataba yağısı bitiştireceğim. Y otomatikman düşer. Mimin harekesi fetal olmadığı için Y'ye uygun bir şekilde harekelendirilir. Uzatılır. Turmine. Turmine. Peki. Bir de mastar kalıbına koyalım. Mastar. Yani if-al kalıbına koyacağım. İrmay. Değil mi? Böyle çıkıyor. İrmayun. İrmay. İşte burada yeni bir ses değişimi daha bilmemiz gerekiyor. Efendim. Eliften sonra kelime sonunda ye, ye ya da eliften sonra kelime sonunda vav geldiğinde efendim bunlar hemzeye dönüşür. Bunlar hemzeye dönüşür. Dolayısıyla irmeyun ifadesi irmeun halini alacaktır. Mesela semevun kelimesi de öyle. Bu eliften sonra vav kelime sonunda gelmiş. Hemzeye dönüşmüş. İrmayın. İrmayın. İsmi faili murmi. İsmi mef'ulü murma. Bak. Muf'il muf'al. Murmi murma. Peki murmi. Hadi bunu çoğul yapalım. Veya çekimini yapalım. Murmi. Murmi yani. Evet. Ne yapıyoruz? Murmune. Murmune. Yok Fatih, bir Türk olarak o hatayı herkes yapıyor. Enes bile yapıyor, düşün. Meful mu hocam? İsmi failim yapıyoruz. Murmiyune olmaz. İşte hani bugün ve az önceki derste de onu anlattım ya. Evet. Mankus ve maksur isimler ve nakıs fiiller. Sonuna vav bitiştiğinde otomatikman ille tarifi düşer. Murmiyune oluyor hocam. İşte murmiyune olmaz. Buradaki ye olur hocam. Buradaki ye otomatikman düşer. Düştü. Düştü. Şimdi yapmamız gereken şey vava mimin harekesi ne? Fetalı mı? Değil. O zaman vava uygun bir şekilde hareketlendiririz. Murmune. Murmune. Yani bugün az önce
kaydı beceremediğimiz derste 1,5 saat süren ve daha sonra tekrarladığımız bu derste en önemli şey ve başta da onu anlattım. Dedim Allah aşkına efendim tüm Türkler, biz Türk öğrenciler, Arapça öğrenen efendim nakıs fiil çekiminde rama ya da maksur isim ve mankus isim efendim bunların sonuna çokluk vavı geldiğinde ya da fiillerin sonuna muhataba yağısı, bu isimlerin sonuna çokluk yağısı efendim geldiğinde meydana gelen ses değişimi şu. Biz Türklerin hepsi hata yapıyoruz. Bence basit. Niye basit? Şunun nakıs fiil olduğunu bilmen lazım. Rama muzarisi yer mi? Efendim da muzarisi yedo. Fark etmez. Yeter ki nakıs fiil olsun. Bunları eklediğimizde ne oluyor? İllet harfi düşüyor. Yani şuradaki illet harfleri otomatikman düşüyor ve düştükten sonra kalan harflerin harekesi fetalı mı değil mi? O çok önemli. Fetalıysa dokunmuyorsun. Vav ve ye'yi cezmleyip telaffuz ediyorsun. Eğer fetalı değilse o zaman vav'a bitiştiriyorsan dammeliyorsun. Ya'ya bitiştiriyorsan kesir alıyorsun. Evet. Dolayısıyla murmi, murmiyani, murmune. Eğer bunu mühendis yapmak isterseniz murmiyetun, murmiyetani, murmiyatun dersiniz. Peki murma kelimesini ikili yapacağım. Murma yani. Murma yani. Niye buradaki elifi y'ye dönüştürüyorum? Hani demiştik ya. Baplara aktardığımızda vavi de olsa yayı hükmündedir. Bu zaten yayı ama vavi dahi olsa idi murma yani derdim. Peki murmanın sonuna çokluk vavı getireceğim Fatih. Buyur ekle. Hocam fetaya dokunamayız. Y düşer. Evet, otomatikman bu düşer. Mim fetal evet, olduğundan dokunamıyoruz. Peşinden gelen harfi cezimleyip cezimliyoruz. Mur mev ne diyoruz. Olur hocam. Evet, doğru. Bu doğru. Mur mev ne. Peki, bunu efendim mühennes yapacağım ben şimdi. Sonra tay marbuta getireceğim. Tabii tay marbutadan önce bir şey var. Bundan bahsetsem mi bilmiyorum. Tay marbutadan önceki kelime fetal olur. Şimdi fetal olunca şuradaki elifi y'ye dönüştürüyorum ki fetalsın. Ama çok ilginçtir. Burada y'yi fetal hale getirince, hareketlendirince mim fetalı, o da bunu elife dönüştürür. Murmaat halini alır. Murmaat. Efendim. Sesiniz gitti hocam. Evet. Normalde bu murmeyetundur. Efendim murmaat halini alır. Çünkü illetli harf harekeli makabli mevtu olunca elife dönüşür. Fakat murmaat bunu ikili yapmak istediğimizde mesela ne yapacağız? Murmateni. Peki çoğul yapmak istediğimizde bu şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi kaideleri devreye koyduğumuzda ama iki tane elif yan yana geldi. O zaman ya elifin birini düşürüp telafi edeceğiz bir şekilde ya da bunun elife dönüşmesine engel olacağız.
Şimdi murmaatun, tamam. Murmaateni dediğimizde dikkat ederseniz dile bir zorluk söz konusu. Murmaateni daha kolaysa Arap bunu tercih edecektir. Murmaat kelimesinde ise iki tane elif yan yana geliyor. Birisinin düşünmesi zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu zorunluluktan kaçınmak için ses değişimlerinden birini pasif hale getiriyoruz. Yani biz, benim özellikle ben birçok ses değişim kuralı var. Ama ben en yaygın olanlarını anlatıyorum. Ve bunların bilinmesi gerekiyor. En sonunda özellikle iftial babında bazı ses değişimleri var. Onlarla bitireceğim. Ama bu anlattıklarım Arap dilindeki tüm ses değişimleri mi? Hayır. En yaygın olanları. Dikkat ederseniz ecvep fiillerde anlattığım ses değişim kurallarını nakıs fiil çekimlerinde de görüyoruz. Mesela fetadan sonra elif uzatılır. Dammeden sonra vav uzatılır. Kesreden sonra ye uzatılır. Yani bunu baştan da biliyorsunuz. İçtimai sakini efendim caiz değildir. Hani deriz. Efendim bunu çok tekrarlıyoruz. İllet harfinden önceki fetalıysa elife dönüşür bu illet harfleri dedik. İşte özellikle bugünkü derste de şu iki husus üzerinde yoğunlaştım. Nakıs fiilleri vavul cema'ya yavul muhatabaya bitiştirdiğimde ya da maksur ve mankus isimleri, ki onlar da mutel olmuş oluyor, çokluk vavına ya da çokluk yasına bitiştirdiğimde illet harfleri her iki grupta da otomatikman düşer. Düştükten sonra kalan harfin harekesine bakarsınız. Fetalıysa dokunmazsınız. Bitiştirdiğiniz harflerin üzerine cezm koyup telaffuz edersiniz. Fetalı değilse bitiştirdiğiniz harfe uygun bir şekilde harekelendirir, uzatırsınız. Evet. Bir sonraki derste efendim görüşürüz. Unutmayalım, bablara aktarma. Yani nakıs fiilini bablara aktaracağız. Nakıs fiili bablara aktaracağız. Bablara aktarırken daha önceki duyduğumuz ses değişimlerini tekrarlayacağız. Tabii bu arada bazı ses değişimleri de ortaya çıkacak. Mesela şu ana kadar söylememiştik. Kelime sonunda eliften sonra vav ya da ya geldiğinde bu vav ya da ya hemzeye dönüşür. Mesela ifal babını aktardığımızda nakıs fiilleri bu ses değişimini fark ettik. Peki şimdi inşallah şimdi yanlışlık yapmayız. Yani kaydı durdur diyeceğim.